ben Aynur. Kanalıma Aynur'un Dünyası'na hoş geldiniz. Sizi son günlerde o kadar çok akşamdan hamurunu hazırlayıp ertesi gün pişirebileceğiniz ekmek tarifleri gösterdim ki şimdi de hamurunu akşamdan hazırlayıp ertesi günü pişirebileceğiniz nefis poğaça tarifim var. Ve geçiyoruz hemen malzemelerimize. Yarım çay bardağı suyum var, 1 çay bardağı süt, 1 çay bardağı sıvı yağ, 1 yemek kaşığı kadar mahlep kullandım. Mahlebi kesinlikle eksik etmeyin. Poğaçanın tadına çok güzel bir tat veriyor. Yarım paket kuru maya, biraz tuz ve 1 tatlı kaşığı şeker. Ayrıca 2 adet yumurta, 3 yemek kaşığı yoğurt ve alabildiği kadar da unumuz var. Un hariç bütün malzemelerimi yoğurma kabımın içerisine alıyorum ve karıştırıyorum. Sonra yavaş yavaş unu ekleyerek hamurumu hazırlıyorum. Tuzu maya ile temas etmemesi için sonra unla ekliyorum. Unu ilave etmeden önce gördüğünüz gibi bir çırpma teliyle malzemelerin hepsini çırpıyorum ve unu ekliyorum en sona. Ben tam olarak 500 gram un kullandım. 1 su bardağı un 150 gram yapıyor. Yani 3 su bardağından biraz fazlacana un kullandım. Gördüğünüz gibi çok fazla katı olmayan bir hamur oldu. Ele hala yapışıyor. Onun için bir spatula ile yoğuruyorum ve biraz da sıvı yağ ekledim. Hamuru böyle 5 dakika kadar dinlendirip üzerine biraz sıvı yağ eklerseniz elinizle de yoğurabilirsiniz. O zaman elinize yapışmıyor. Poğaçalarımızı gece mayalanmaya bırakacağımız için hamuru mayalandırmanıza gerek yok. Şimdi hamurumdan bezeler hazırlıyorum. Bezelerinizin büyüklüğü tabii ki size kalmış. Tezgahımı biraz yağladım ve bezeleri elimle hafifçe böyle bastırarak açıyorum. Ortasına peynirle iç malzemesini koyup kapatıyorum. Ters çevirip tepsime alıyorum. Yani bildiğiniz klasik poğaça hazırlıyoruz. Poğaçalarımın üzerine akşamdan yumurta sarısını bile sürdükten sonra üzerine biraz susam serpiyorum. İsterseniz siz çörek otu da serpebilirsiniz. Üzerlerini kapatıp buzdolabına kaldırıyorum. Eğer buzdolabında yeriniz yoksa, balkonunuz varsa balkona da koyabilirsiniz. Ertesi günü poğaçalarımı buzdolabından çıkarttım. Fırınımı 50 dereceye ısıtmıştım. Şimdi poğaçaları fırına veriyorum ve 15 dakika kadar 50 derece bıraktıktan sonra fırınımın ayarını 200 dereceye yükseltiyorum ve poğaçaların üzeri güzelce kızarana kadar pişiriyorum. Ve gördüğünüz gibi poğaçalarım pişti, yumuşacık, pamuk gibi oldular. Daha çok sıcak oldukları için biraz soğumalarını bekliyorum. İlk sıcaklığı geçtikten sonra hemen servis tabağıma alıyorum ve gördüğünüz gibi poğaçalarımız yemeğe hazır. Ve inanın pamuk gibi oldular. Ve hiç maya kokusu da yoktu. Umuyorum bu tarifim de hoşunuza gidecektir. Deneyecek olanlara şimdiden afiyet olsun diyorum. Beni desteklemeyi ve de videolarımı paylaşmayı unutmayın lütfen. Bir dahaki videoda görüşmek üzere. Hoşça kalın diyorum.